Ünlü oyuncu Pelin Karahan Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir düğün var, düğün için kıyafet provasına geldim. Daha provaya vaktim var, şöyle bir dolanayım, bir kahve aldım. Öyle çaktırmadan Nişantaşı'na gelmişken. Yaz geldi Pelin Hanım, ne yapacaksınız? Evet, Bodrum'a gideceğiz birkaç hafta sonra. Orada evimiz var biliyorsunuz, oradayız yazın. Ama şimdi biraz işler de var, sinema filmi var falan derken biraz daha geç gideceğim. Karahan, tiyatro oyununda rol aldığı Selçuk Aydemir'in yazıp yöneteceği Güven Bana adlı sinema filmiyle oynamaya hazırlanıyor. Güven Bana adı Selçuk Hoca'nın, Selçuk Aydemir'in. Biz zaten birlikte tiyatro yapıyoruz biliyorsunuz. Onun gene kurduğu bir kasla, ekiple. Güzel, bu sefer komedi bir film. Son olarak Dalgalar ve İzler adlı dram filminde kamera karşısına geçen güzel oyuncu ilk kez bir komedi projesinde rol alacağını anlattı. Önce sizi komedide gördük mü? Ben çok hatırlamıyorum. Sadece tiyatroda gördük, tiyatroda o kadar. Aynen öyle. Beyaz Cam'da ya da sinemada gördünüz. Yok, görmüş. hayır. Ben hep dram oynadım. Daha önce çektiğim film de şimdi bir dijital kanalda. Evet. Daha önce festivale bir film çekmiştim. O da mesela çok dram. Ama komedi benim için başka bir kapı tabii. O yüzden çok keyifliyim. Merak ediyorum ben. Karahan, Yeşilçam'ın efsane kadın komedi oyuncuları Perran Kutman ve Adile Naşit'in filmleriyle büyüdüğünü belirtti. Nerede o yalancı düzenbaz Pervin karısı? Nerede ha? Anne ağlıyor mu kadın? Başına gelecekleri ağlıyordur. Beğendiğiniz, çocukluktan beri örnek aldığınız Türk komedyen kadınlar var mı? Çok severek izlediğiniz. Ya çok var da mesela Perran Kutmanları seyrederek büyüdük, Adile Naşit'leri hani. O yüzden hani zaten çok hani hepsi duayen. Günümüz tabii daha farklı şu an ama ben de hocama çok güveniyorum orada, ekibe çok güveniyorum. Keyifli olacağını düşünüyorum inşallah. Ali Demir ve Can adında iki oğlu olan Pelin Karahan, mutlu aile tablosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çocuklar da büyüdü bu arada, bayağı maşallah. Büyüdüler, bugün küçüğün okul gösterisi vardı, babasıyla ona gittik. Büyüdü artık, gözler dola dola seyrettik öyle. İş hayatı daha kolaylaştı herhalde sizin için. Tabii daha kolaylaştı aynen. Yani o kadar aklım kalmıyor artık, sağ olsun annem de destek oluyor zaten. Ama büyüdükleri için çok inanılmaz. Bedir'den Allah razı olsun gerçekten. O konuda çok şanslıyım. Çok ilgili, bizi çok rahatlatıyor. Çok şükür. Ünlü oyuncu evinin çatısında resim atölyesinin olduğunu söyledi. Resim yapmak beni çok rahatlatıyor. Çatıda öyle bir yerim var evde. Fırsat buldukça biraz resim yapıyorum. Bu aralar çok bulamıyorum ama. Ama mesela spor yapıyorum. Spor yapmak evet yorucu ama ben orada kendime bir şey yaptığım için kendimi iyi hissediyorum. Hani sırf oturmak değil, dinlenmek benim için. Yani burada bir kahve içmek gezinirken bile benim için bir keyif. Eşi Bedri Güntay, hobi olarak Kavacık Spor Kulübü'nde görev yapan Pelin Karahan, çocuklarının da futbolu çok sevdiğini anlattı. O işe ben hiç karışmam, hiç anlamam o işlerden. Yani evde böyle denk geliyor musunuz? Futboldan asla anlamıyorum. Hiç anlamıyorum o işleri. Onun da büyük bir sevdası var. Var, evet. Çok seviyor futbolu. Çocuklar da çok seviyor. Hani galiba bu genetik geçti yani onlarda. Altyapıyı alır belki çocuklar. Galiba yani. Var. İstiyor tabii oynasınlar. Acaba Ali Demir oynuyor ama. Meslek hani babanın mı sevdası, annenin mi sevdası daha etkili? Vallahi hiç fark etmez. Hangisi mutlu olacaklar? Oyunculuk yetenekleri var mı sizce? Göreceğiz. Daha bilmiyorum. Şu an utangaçlar tabii biraz. Öyle bir yaş. Pelin Karahan'a Kerem Bürsin'in geçen günlerde katıldığı bir paneldeki sözleri hatırlatıldı. Yabancı oyuncuları çok mütevazı bulan Bürsin, bazı Türk oyuncularının ise aşırı egolu olduğunu açıklamıştı. Valla orada bir çekim yapmadığım için bir şey diyemem, bilmiyorum ama o insanlarla alakalı ama çok şükür ben öyle bir sete denk gelmedim. Hani öyle bir şanssızlığım olmadı ama olduğu zaman çok keyifli olmuyor tabii o set. Geçen hafta Meryem Uzerli de dizilerde aldatmanın normalleştirildiğini savunmuştu. Yani eğer her dizide bir kadın aldatılıyor yani, büyük drama. Ben de düşünüyorum yani çocuklar bunu izliyorlar sanki bu aldatma konular çok normal, her gün oluyor falan filan. Yani üzücü buluyorum. Şimdi gerçek hayatı yansıttığımız şeyler var. Bir de insanlar diyor ki ama insanlar bunu televizyon seyrettiğinde özeniyor. Ama gerçekler de var. Şimdi bilmiyorum, çok zor bir cevap. Birçok senaryoda gerçekten alıntı. Tabii şimdi gerçek hayatları yazıyorlar, yani senaryolaştırıyorlar. Olan da bir gerçek var, bunu da saklayamazsınız. Daha neler var bizim bilmediğimiz belki ama işte orada örnek olup olmama durumu biraz kafa karıştıracağım. Ben de anneyim, şimdi bilmiyorum ileride öyle mi bir düşüneceğim acaba ama ya her izlediğimizi kendimizi yormamak lazım. Yani o da doğru değil.